Güzel bir kadro ile yine birlikteyiz bu sabah. Tamam Barış. Cığım. Hemen Ankara'ya döneyim istersen. Ee, Maruf Bulcugil bizi bekliyor. Ekonomi Gazetesi Ankara temsilcisi. Maruf Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Barış Esen, Hakan Gülda. Günaydın. Evet, e, söz sizde. E, sonuçlar evet. <laughs> ortada. Ne dersiniz? Buyurun. Evet. Aslında sürdürülebilir belirsizlik e, devam ediyor diyebiliriz e, çünkü e, mevcut koşulların e, bir çok benzer bir tablo yeniden önümüze geldi. E, Millet İttifakının e, karşı bloktan koparabileceğini varsaydı oyları alamadığını görüyoruz. E, bu seçimde bazı ilkler vardı. En uzun süreli seçim ekonomisinin uygulandığı bir dönemdeydik. Yaklaşık bir buçuk yıldır. Ve en yüksek e, enflasyon, hayat pahalılığının çok e, yüksek seyrettiği bir dönemde girdiğimiz bir seçimdi. Dolayısıyla bunun bir takım yansımaları olacağı e, beklentisi hakimdi. Öyle olmadı. Aslında to, e, toplumsal kutuplaşmanın e, bir takım ekonomik vaatlerle e, ve e, ekonomik sıkıntılarla aşılamayacak kadar derin olduğunu e, gördük ve Aynı şekilde e, kamuoyu anketlerinin çok yanıldığını, Türkiye'nin e, sosyolojik tahlilinin yapılamadığı kesimlerdeki e, çok yetersiz kaldığını verilerin görüyoruz. Birçok partiyle ilgili e, alınan sonuçlarla e, şeye, e, seçim öncesi yapılan anketlere baktığımız zaman arada hata puan e, paylarının çok üzerinde bir e, savrulma e, gördük. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde e, be, bıraktığımız yani seçim öncesi bıraktığımız duruma benzer hem meclisteki dengeler açısından hem de e, ikinci turdan çıkabilecek sonuçlar bakımından çok da büyük bir değişiklik olmadığını ve önümüzde bir yerel seçim var. Dolayısıyla siyasi dengelerle ilgili e, hesaplar konusunda muhafazakar kesimin yani Cumhur İttifakının çok daha gerçekçi e, baktığını ama e, öbür tarafta Millet İttifakında e, bir takım isteklerle e, realitelerin e, örtüşmediğini e, gördük, tasavvurların e, gerçekleşmediğini gördük. E, do, dolayısıyla e, önümüzdeki seçim e, sonrası yani ikinci tur sonrası oluşacak tabloda da mecliste e, bugünküne benzer bir denge oluştu. E, evet. Belirsizlik devam edecek gibi görünüyor. E, Maruf Buzcugil, Hakan abinin izniyle bir şey soracağım. Şimdi burada ikinci tura kaldı ve üç aday var önümüzde. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan, e, Sayın Kılıçdaroğlu ve bir tarafta da Sayın Ogan. E, i̇kinci turda burada Sayın Ogan'ın e, ne yöne gideceği ya da işte seçmenlerini hangi tarafa belki yönlendireceği, o konudaki değerlendirmeleri çok önemli olacak. Orada da çok büyük netlik yok. Yani ben Sayın Ogan'ın mesajlarına bakıyorum. İşte terörle mücadele vurgusu bir taraftan aslında belki farklı bir ittifaka gidebileceğini gösteriyor. Ekonomiye dair ben değerlendirmelerine bakıyorum. İşte cehennemin kapılarını kapatacağız vesaire açıklamaları var. Usan diyorsun acaba diğer ittifakta mı? Bir belirsizlik var orada. Sizin tahmininiz bir yorumunuz var mı ikinci tura dair bilmiyorum Hakan abi hani senin As biraz siyasi bir soru ama <laughs> çünkü sonuca dair etki edecek bir ekonomi ekonomiyi ilgilendiren önemli bir politik soru. Evet evet ne dersiniz evet. buyurun. Evet. Aslında biz böyle ekonomiye ve siyasete ekonomi gazetesinin geleneksel yaklaşımıyla hep yukarıdan yukarıdan derken kuş bakışı bir gözle bakmaya çalıştık ekonomiyi etkilediği ölçüde bakmaya çalışıyoruz ve pür ekonomi konuşacağımız günlerin özlemini yaşıyoruz ama şu anda tabii siyasi görüşlerimizi, deneyimimizle, birikimimizle aldığımız bilgilerle paylaşmak durumundayız. Burada Sinan Oğan'ın dengeleri değiştirebilecek bir konumda olduğunu görüyoruz ama Millet İttifakı'na çok daha yakın olabileceğini düşünmüyorum ben Sinan Oğan'ın. Aynı şekilde Cumhur İttifakı ile ilgili de bir takım rezervlerini özellikle açıkladı. terörle ilgili kaygılarını eşit dağıtmaya çalıştı seçim gecesi yaptığı açıklamada da Sinan Oğan. Dolayısıyla muhafazakar siyasetin dengeleri çok daha rahat e, yönettiğini görüyoruz. Özellikle küçük partilerin e, beklenilen oyu e, muhafazakar kesimden Millet İttifakı'na taşıyamamaları ve aldıkları oyun çok daha üzerinde bir temsile kavuştukları meclis dengesinde CHP listesinden giren e, milletvekillerini düşünürsek küçük partilerden eee İyi Parti'nin de oylarının e, çok hareketlenmediğini ve bu 6 Mart'ta yaşanan e, şeyin e, sıkıntının e, İyi Parti'ye bir fatura olarak yansıdığını görüyoruz aslında. E, beklentilerin Gerisinde kaldığını görüyoruz Millet İttifakının psikolojik üstünlüğün e, bu anlamda Millet İttifakından biraz e, eridiğini e, söylemek e, mümkün ama e, yani Sinan Oğan'dan gelecek oyların e, daha fazla e, MHP e, tandanslı olabileceği şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Çünkü terörle ilgili endişelerini Sinan Oğan eşit olarak e, paylaştırıyor ama e, özellikle Yeşil Sol Parti ve HDP ile ilgili rezervlerinin e, daha fazla olduğunu, hatta daha seçimin çok öncesinde ben e, Sinan Oğan'la bir e, sohbet e, etmiştim e, bir Kazakistan Büyükelçiliği Milli Günü'nde. Daha seçim tarihi bile belli değildi. E, o zaman... E, Ata ittifakıyla seçimi iki evet. tura taşıma konusunda kararlı olduklarını o zaman da e, dile getiriyordu. Dolayısıyla onun e, öngörüleri doğrultusunda e, çıkmış. Yani muhafazakarların daha iyi okuduğu bir siyasi ortam var önümüzde. Ee, Hakan abi çok Yo, teşekkür edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Maruf ile daha değerlendirmelerimize devam ediyor olacağız.